Oflu Hoca'nın Şifresi, Sümela'nın Şifresi, Bana Bir Soygun Yaz gibi filmlerle şöhreti yakalayan Çetin Altay'ın annesi Sadiye Altay vefat etti. Acı haberle yıkılan ünlü oyuncu, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çetin Altay annesi Sadiye Altay'ın vefatıyla yıkıldı. Acısını sosyal medya hesabından duyuran Altay, hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem, mesajını yazdı. Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Çok üzgünüm annem, çok üzgünüm, yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı, çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çok da bu dokundu bana. Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden. Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi. Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun, mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem ama şimdilik, seni çok seviyorum. Annem gerçekten çok canım yandı, çok" sözleriyle annesine veda etti. Çetin Altay'a en büyük destek dostları ve sevenlerinden geldi. Başta Didem Balçın olmak üzere çok sayıda ünlü isim Çetin Altay'a paylaşımlarıyla destek oldu. Cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaşan Altay, "Sevgili annemiz Sadiye Altay Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 25 Kasım Perşembe günü kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.